Bilgisayar Mal Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emre Yiğitay, yanımda Mert Yiğit Yıldız var. Bugün size ders programının püf noktaları ve ders programı nasıl yapılır hakkında bir sohbet yapacağız. Tabii ki siz Mert Yiğit Yıldız'ın kanalındaki derece öğrencisinin bir gün hakkında videoyu izlediniz ve buraya geldiniz diye tahmin ediyorum. İzlemediyseniz aşağıdaki linkten hemen takip edebilirsiniz. Evet Mert, şimdi sen Türkiye 24. öğrencisi bir arkadaşımsın. Hatta yani bu YouTube'daki derece öğrencilerinin başlarından birisinde diyebiliriz. Bu derece öğrencisi serüveninde hiç ders programı yapmış mıydın? Kendinden biraz bahseder misin? Ya şimdi şöyle Emre, ben böyle detaylı her günümü, her ayımı, her dakikamı planlayan bir insan değildim. Şimdi de değilim, zaten ne yaptığım belli değil. Bu pek yapılabilecek bir şey değil çünkü robot değiliz. O an ne olacağını bilmiyorsun. Bir anda bir bakıyorsun akraban geldi, dışarı çıkman gerekti, hasta oldun falan gibi. O yüzden benim sistemim şuydu. Şu an kullandığım aynı sistemi kullanıyorum. Az çok o hafta ne yapacağımı belirliyordum. Mesela trigonometrinin örnek veriyorum. Şu konusunu bitir. Trigonometrinin şu kısmına kadar gel. Veya edebiyatta şunu yap, fen de şu dersi bitir falan gibi belirliyordum. Bu birinciyi yapıyordum. İkincisi sabah kalktığım zaman veya gece yatmadan önce de yapabiliyordum. Bunu değişiyordu. Bugün ne yapabilirim diyordum. Bugün boş muyum? Evet boşum, bir yere gitmeyeceğim. O zaman yazıyordum işte. Edebiyattan şunu çalış, matematikten şunu çalış falan gibi yazıyordum. Yani günlük bir program yapıyordum ve haftalık da neler yapmak istediğimi yazıyordum. Benim iki türlü programım vardı. Bir gece yapıp sabah çalıştım. Bir günlük. O gün yarın ne yapacağım? Bir de haftalık az çok konu hedefleri belirliyordum. Ve bu programlarda ben saat koymuyordum. Nasıl yani? Saat 1 ile 2 arasında şunu yapacağım değil de ben matematikten şu kadar ilerleyeceğim, şu kadar video izleyeceğim falan gibi belirliyordum. Veya şunu da bazen de şöyle yapıyordum. Bugün matematik çalışacağım, geometri çalışacağım, bu kadar çalışacağım, 3 ders belirliyordum. Hangisine ne kadar çalışacaksam diye gidiyordum. Veya şunu da yapabilir arkadaşlar. Deneme sayısı, ders, hani ileriki süreçte ders denemeleri olacak ya. Örneğin bir tane TYT modern, bir tane TYT Türkçe, bir tane de AYT fen denemesi çözeceksen bugün onları da yazabilirsin. Onları çözüp onların analizidir falan filanla vakit geçirebilirsin. Şimdi burada dikkat edersen birkaç şeye değinmedim. Bir, ne kadar ders çalışıyordum. İki, evet, ne kadar soru çözüyordum. Üç, konuları ne kadar süreye dağıtıyordum. Şimdi ne kadar ders çalışıyordum, yani kaç saat ders çalışıyordum? Eğer bütün günüm boşsam kendime bir minimum süre belirliyordum. Genellikle bu 4-5 saat gibi bir şey oluyordu. Bir de ben maksimum süre belirliyordum. Diğer öğrencilerden farklı yaptığım şey buydu. Neden bunu yapıyordum? Çok yorulursam ertesi gün çalışamam diye. Çok fazla yüklenip birkaç güne heba etmekten sene ortalama bir saat çalışıp düzenli olarak çalışmak, istikrara yakalamak da önemlidir arkadaşlar. Yani ben öyle, o yüzden o taktiği inceledim. Maksimum galiba 9 saat oluyordu benim. Böyle çok üst düzey, böyle 12-13 saatleri hiç görmedim. Bunu belirliyordum, bu bir. İki günde kaç soru çözüyordum. Bunu da yazmıyordum. Ne kadar çözebiliyoruz? Yani şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bilgisayar malı gibi kaliteli bir yayını çözmek ayrı bir şey. Kesinlikle. Gidip hiç piyasada adını sanını bilmediğiniz yani dandik soruları çözmek ayrı bir şey. Birinden 10 soru çözmek diğerinden 100 soru çözmeye bedel olabiliyor. Kesinlikle. Aynı şey deneme için de geçerli bu arada. O yüzden sizden diyeceğim, soru sayısı tutmayın. Kaliteli kaynaklardan çözebildiğiniz kadar gidin. Yani bir gün çözdüğünüz 5 soru, ertesi gün çözeceğiniz 50 sorudan daha değerli olabiliyor. O yüzden soru sayısı belirlemiyordum. Bu 2-3 konuları nereye kadar ilerleteceğim? Çünkü bunu az çok kafamda tasarlıyordum ama buna uyduğum hafta oluyordu, uymadığım hafta oluyordu, daha fazla çalıştığım hafta oluyordu. Çünkü bu kişiden kişiye değişebilir. Hatta uyduğum hafta çok çok nadir olmuştur. Ya şöyle, bir insan neye ne kadar sürede anlayacağını bilemez. Mesela katı cisim diye bir konu var. Çok kısa bir konudur. Anlatım olarak çok uzun bir konu değildir ama ben çok zorlanmıştım. Üçgenler kadar vaktimi almıştı benim. Normalde üçgenler ondan çok daha geometrin uzun. Geometrin neredeyse yarısı üçgenlerden oluşuyor. Aynen. Ulaşıyor. Üçgenler kadar vakit ayırmıştım ona. Çünkü anlamakta zorluk çekiyordum. Gidip ayrı ayrı fasikül çözmüştüm katı cisimden. Şimdi normal mantıklı düşünen adam ne der? Örnek veriyorum. Üçgenlere bir ay ayırdıysa katı cisime bir hafta ayırır. Çünkü katı cisim çok daha kısadır. Ama bende öyle olmadı. Bakın tutmadı. Yani o yüzden değişebilecek kriterlerdi. Mesela başka bir örnek daha vereyim. Türev integral ve limitte öğrenciler çok zorlanır. Ve trigonometriyi biraz daha kolay yaparlar. Mesela ben türev integral limiti çok rahat, hızlı bir şekilde bitirdim. Daha çok vaktimi trigonometri yedi. Veya başka şöyle de söyleyebilirim size. Ben üstü köklü sayıda, çarpanlar ayırmada mesela çok vakit harcadım. Ama logaritma dizide falan ben çok vakit harcamadım. Yani değişebiliyor. Kişiden kişiye değişir. Bu yüzden de kendinize mesela bahsettiği şey şu. Trigonometriye 2 hafta verdik ya. 2 haftada olmadıysa bu oldu deyip geçmeyin. Ne kadar olduysa olmuştur zaten. Siz anlıyorsanız sıkıntı yok demektir. Yani anlayana kadar devam edin. Bazıları bir konuya bir hafta verebilir.
Bazıları 2 hafta verebilir. Bu sizi bağlamaz. Siz kendinize göre bakacaksınız. Zaten eğer anlamadıysanız ona verdiğiniz 2 haftaya çöpe atmış sayılırsınız diyebiliriz yani. Evet. Şimdi 4. kriter de burada Emre. Kaç test kitabıyla gidilmeli? Kaç test kitabı çözülmeli bir derste? Şimdi bazen YouTube'da ben de dinliyordum. Tabii 4 test kitabı, 10 test kitabı, 7 test kitabı gibi sallamasyon sayılarla. Şimdi arkadaşlar 7 test kitabı her birinde 2000 soru ederse 14.000 soru. Bir derse bu kadar vakit ayırabilmeniz için en azından 3 yıl çalışmanız lazım. 2-3 yıl. Şimdi birçoğumuzun bu kadar zaman çalışmıyoruz. Ben kendim 1,5 yıl sınava hazırlandım. 1,5 yılda bile böyle bir şey mümkün değil. Ha şunu yapacaksınız. Ders ders belirleyeceksiniz. Örnek veriyorum. Senin edebiyatın iyi. Edebiyat sana kolay geliyorsa 2 taneyle halledersin. Ben edebiyattan mesela 2,5 kaynak çözmüşüm. Neden buçuk? Bir de çıkmış soruları çözmüştüm. Tabii. Sonra 56 yılım var. Önemli yani. Aynen o yüzden 2,5 test kitabı çözmüştüm. İşte tarihten mesela 1,5 gibi bir şey çözmüştüm. Bir tanesinin yarısını çözmüştüm. Bir tanesinin tamamını. Coğrafyadan mesela çözmemiştim. Sosyal anlamında. Kesinlikle ben de o kadar gösterdim. Türkçe'de işte paragraftan 2 ya da 3 tane olabilir. Dilimizden de 1,5 falan diyebilirim. Bir test kitabından da birkaç test böylesine çözmüştüm. Matematikten de keza 2'şer ya da 3'er test kitabı çözmüştüm TYT, AYT olarak. Geometriden de aynı şey 3-4 tane test kitabı çözmüştüm. Yani bu değişiyor. Fen derslerinden mesela fizikten çözmemiştim. Kimya biyolojiden de birer tane çözmüştüm. Aynı şekilde ben de. Yani fizik çünkü çalışmamıştım o yüzden çözmemiştim. Ben çalıştım. Soru bankası çözmeye vakit etmedi. Eğer 5 tarlıkçıysanız biraz daha yüzeysel geçmeniz gerekiyor. Ki konu anlatım büyük bir kısım taşıyor fizikte. Hı-hı. Onun yanında soru bankasına zaman ayırabilmek 5 tarlıkçı için gerçekten zor diyebiliriz yani. Evet 4 tane kriteri de karşıladık. Şimdi bakın ben şunu da söyleyeyim Emre. Biraz sonra seninle bir ders çalışma programı da oluşturacağız. Daha önce kardeşimle de oluşturmuştum. Abi yapılan hata şu. Rehber öğretmenlerine gidiyorlar. Herkes aynı programı veriyor. Aynen. Sen işte matematiğin kötü 500 soru ya. Ya kardeşim. Yani şöyle bir mantık vardı. Bir ara hani şey sorulur ya. Ya hocam tamam da hepimiz aynı hastalıkta mıyız? Yani. Yani biri kanser hastası. Diğeri atıyorum böbrek hastası. Diğeri grip. Yani sen hepsine aynı programı veremezsin. Aynı aynen. ilacı veremediğin gibi. Aynı programı da veremezsin. Burada öğretmenlerden ziyade hani öğretmenler çünkü 500 öğrenci olduğu için adam vakti kalmıyor. Ya onlar da kendi kendinizi yani. Aynen. Kendi kendinizi tespit edin ya da bireysel koçluk falan oluyor. Onları tercih etmeniz gerekiyor. Ya da kendi kendinize ben kendi kendime çözüm bulmuştum. Kendi kendime ayarlamıştım. İkisinden birini tercih. Yoksa böyle grupla gitmek mantıklı değil. Bence de. Yani çünkü Mert'le biz bile hani sıralama olarak iyi sıralamalar yaptık ama fark ettiyseniz şu an bile bayağı ayrışmamız var bu konularda. O farklı kaynakları çözmüş, o benden daha farklı soru sayısı çözmüş. Ama ikimizin de hastalıkları farklı. Mesela örneğin bir rehber öğretmene gitsek ve ikimize de aynı programı verse yüksek ihtimal ikimiz de başarısız olacağız. Çünkü ne onun istediği ne benim istediğim. Arası da olmaz. Bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Bu yüzden ya koçluklardan faydalanacaksınız bireysel. O artık size kalmış. Veya kendinize eğitip bu ders programları veya deneme analizi videolarıyla kendinizi geliştirip kendinize gibi göre bir program hazırlamayı öğreteceksiniz diyebilirim. Evet yani bu kısımda da şunu da söyleyeyim Emre. Bazı şart, ya bir şey yapmak zorunda değil. Para harcamadan da YouTube'dan faydalanarak FMS'ün kendi kendinize internetten yazılar okuyarak halledilebilir bu ders programı. Şunu da söyleyeyim. Bu abi benim program oluşturma stilim buydu. Açık söyleyeyim. Şimdi Emre sen nasıl oluşturuyordun abi? Şimdi program yapmak biraz katmanlı. Video da biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Program yapmak için dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. İlk olarak şöyle başlayabiliriz. Öğrenciler ders programında saat yazmayabiliyor veya saat yazabiliyor. Mert saat yazmama stilini anlattı. Ben birazcık daha saatli ilerlemeyi söylüyorum. Ama saatli yazarken de öğrenciler şimdi aşağıya yazacak. Abi ben ders programına saat yazıyorum ama o saatte oturamayınca kendimi yıpratıyorum. Arkadaşlar ders saatlerine tamı tamına uymak zorunda değilsiniz. Bu konuda kendinize merhamet uygulamalısınız. Neden bahsediyorum? Örneğin bir tane öğrencimiz var ve ders çalışıyor. Örneğin Ayşe olsun. Bu Ayşe ders çalışırken ondan sonra bir saat uyguluyor ve saate tam oturacakken annesi çağırıyor. Ve bir iş yapmak zorunda kalıyor. Tamamen kendi sonuçları değil de annesinin zoruyla bunu yapıyor. Tabii ki annesine yardım etmesi güzel bir şey ama ders programına dış etkenler sayesinde uyamıyor. Böylece ne oluyor? Ders programına tam olarak uyamıyor. Bunun sonucunda da kendisine kızıyor. Yapamadım, edemedim ve bütün gününü heba ediyor. Şimdi böyle baktığımızda bu duruma gayet açık ve net Ayşe'nin suçu olmadığını ve ders çalışmaya devam etmesi gerektiğini görüyoruz. Ama aynı psikolojiyi kendimiz gördüğümüzde kendimize büyük haksızlıklar ediyoruz. O yüzden ders programını esnek görmelisiniz aynı anda. Saat yazdınız mı? Yazdığınızda bir oturamadığınıza veya uygulayamadığınıza kendinize çok fazla acımamazlık etmeyin. Daha fazla kendinize yardım edin ve onu esnetin. Mesela 10 dakika geç oturmuşsanız 10 dakika ders programına ayırın veya erteleyin. Böyle programlarda uğraşabilirsiniz.
Onun dışındaysa şunlara dikkat etmelisiniz. Ben mesela derse oturduğumda geometriyle çalışıyorum. Aynı anda Mert Yıldız'ın kanalındaki başlangıcım da geometriyle. Çünkü geometriyi ben sevdiğimden ilk başta derse oturduğumda sıkılmamak için sevdiğim derslerle normal saatim bir oturuşta fokus süren, odaklanma süren bir saatse onu daha fazla 40 dakika ve 30 dakikaya çekerdim. Ki dersten daha fazla sıkılmayayım. Ardından sevdiğim derslerle biraz daha ders çalışmaya alışayım diye. Ardından yavaş yavaş arttırarak ağır toplara girmeliyiz arkadaşlar. Ağır toplara girdikten sonra da dersin en verimli saatlerini işte ortalara yakın kullanabiliriz. Sonrasında dikkat etmemiz gereken tabii ki başka faktörler var. Örneğin mola sayımız ve mola dakikalarımız. Yani bunlar çok önemli, neden bahsediyorum. Molaya az koyup daha fazla çalışmayı hedeflerseniz, molaya az koymak belki program için iyi ama sizin için iyi olmayabilir. Bundan bahsediyorum ben. Mesela çok uzun molalar da bizi dersten alıkoyabilir aynı şekilde. Bunlara da önem vermeliyiz. Yemek molalarımızı unutmamalıyız. Mesela acıktığımızda aç ders çalışarak buna zorlamaktansa o araya bir saat koyup geri kalan vaktimizi tabii ki toparlanıp daha çok kurtarabiliriz. Bu da çok önemli bir kriter. Onun dışında dersleri dağıtırken de haftalık programlar, Mert'in dediği gibi günlük ve haftalık olarak programlar ayrılır. Haftalıklar içinde konuları önceden bir ön seziyle fark etmeliyiz. Neden bahsediyorum? Mesela hiç bilmediğimiz konular olabiliyor. Örneğin bir 12. sınıf öğrencisi limit türevi integral sadece adını duyuyor. Ama onlara biraz göz gezdirip en azından test sayılarından bile ne kadar uzun sürüp sürmediğini anlayabilir. Ki zamanı geldiğinde haftalık programı yazarken daha rahat bir şekilde onları dağıtır. Mesela limit türevi integral onun için bir aylık konuysa onu tutup 2 haftada bitirmeye çalışmaz. En azından bir 3 haftalık yazar. Sonrasında da bir benim mesela işaretim vardır. Alfa işareti atarım. O kesin veya değildir anlamındadır. Alfa işareti atar. Olur veya olmaz. 3 haftanın üstüne çıkar ya da çıkmaz. Böyle şeylere dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Sanırım tam olarak anlatabileceklerimiz bu kadardı. Bilgisayar Mal Akademi YouTube kanalına takip etmeyi unutmayın. Buralarda içerik üretmeye devam edeceğiz. Ben Emre olarak devam edeceğim. Aynı anda Mert de zaman zaman bana çok fazla yardımcı olacak diye düşünüyorum. Aynı şekilde çok fazla içerikler üretmeye Telegram kanalımızda olsun, Discord kanalımızda soru cevaplar olsun, Instagram hesabımızda notlar olsun. Bunları da takip etmeyi unutmayın lütfen. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.